Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu sene Ajda Pekkan, Yılmaz Erdoğan, Tansu Atürk, Ayla Algan, Marol Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isme verildi. 12 dalda 13 isme ödül verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir paylaşım yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi sosyal medyasında. Vefa ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'e rahmetle yad ediyorum diye de sözlerine ekledi. Aşık Veysel'e vefa ödülü sunuldu. Halk ozanımız rahmetli bir kez daha biz de anıyoruz. Yad ediyorum diye de yazdı sosyal medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet Ali abi, sözü sana bırakıyorum. Şimdi bu ödüllere layık görülenlere toplumun bir itirazını görmedim ben ama ödülü almaya gittiklerinde veya öncesinde Yılmaz Erdoğan'a yönelik işte gitme ödülü alma protesto et gibi bir çağrı bekliyorum. Anladığım kadarıyla bu muhalif kesim tam uyanamamış, tam bilgilenmemiş haber konusunda, ödüller konusunda. Verilen isimlere isabet konusunda Tansu Atürk dans ve gösteri dalında aldı. Müzik Ayla olarak Algan Tiyatro. evet, Ajda Pekkan. Çünkü tartışabilirsin, Ajda Pekkan bu sene yeni bir şey yaptı mı? Ödüller ona göre verilmiyor. Yılın sanatçısı diye verilmiyor. Her yıl kendi alanlarında ünlü isimlere veriliyor bu ödüller. Ben Aşık Veysel anısına verilmesini de önemsiyorum. Ama bu arada yeri gelmişken yani benim irite olduğum, rahatsız olduğum bir konu oldu. Rahmetli Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç bir tweet attı. Orhan Gencebay ile ilgili değil mi o söyleyeceğiz? Evet, Evet. yani bazıları oraya kendilerini göstermeye geldi. Anneme başsağlığı bile dilemediler diye bir tweet. Varlığını orada gördük diye de Orhan Gencebay için böyle Yani bir şey varlığını yazmıştı. haberlerde gördüler herhalde. Evet. Geldiğinde ki Orhan Gencebay en ön safta namaz kılıyordu. Şimdi yani üzücü. Yani sadece o kadar insan arasından sadece Orhan Gencebay'ı seçip hedef tahtasına koyması hani yani Halit Kıvanç gibi Halka mal olmuş bir isim aydınlığını aslında. ve şöhretini yıllarca korumuş birinin ardından yapılacak bir ötekileştirme olmamalıydı. Evet, Ümit Kıvanç babasını kaybettiği için çok üzgün olabilir, olması da gerekir. Ama oraya gelen, kendini göstermek için gelen yani kimse kusura bakmasın da ben artık arkadaşlarım, sevdiğim insanlar, dostlarımın cenazesine bile gitmiyorum. Sebebi de şu, oradan yeniden bir virüs kapıp koronavirüsü eve taşımamak için. Evet. Ayrıca Yani da herkesin kendine özgü bir sebebi varken o insanların bu riski göze alıp oraya gelmesini, son yolculuğuna uğurlamak istemesini bir reklam aracı olarak görmek bence çirkin bir üslup. Doğru bir bakış açısı değil. Orhan Gencebay'ın bu yolla bir reklama ihtiyacım var. Ne katıyor ona? Ekstra mı alıyor? Yani ya kalmıyor işte ya. Kimseye kalmıyor bu dünya ya. Bu nedir ya?
Ama Ali abi şimdi Halit Kıvanç da birçok yıllara dayanan tecrübesiyle çalışmaları birçok sanatçıyı da konuk aldı. Bilmiyorum Orhan Gencebay'ı konuk aldı mı onu hatırlamıyorum ama sevdiği bir isim olarak oraya gelmesinin bu kadar yadırganmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani birçok ismin gönlünde taht kurmuş bir isim. Bizim için duayen bir sunucu olarak söylüyorum. Ben gidemedim ama tanışma imkanı buldum. Telefonla konuşma imkanı buldum. Yani oraya Orhan Gencebay'ın reklam için gittiğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani sevilen bir isim, Yani saygı duyulan bir isim. bunu düşünüyor olmak bile sağlıklı bir Evet. ruh halinin ürünü değil. Yani Orhan Gencebay'ı savunduğum için değil. Bu başkası da olabilir. Yani onun ölüye gösterdiği saygıyı o cenazenin sahibi olarak siz lütfen siz de dirilerek gösterin. Oraya gelip bir şov mu yaptı? Bir cenazeye saygısızlık mı yaptı? Hayır. Helalleşti, duasını okudu, gitti. Beyazıt Öztürk'te sosyal medyada videoları var, Sezen Aksu'yla var. Birçok isimle bir Ya arada... ummadığım isim, ummadığım ünlü Halit Kımaş'la ilgili bu 50 yıllık yolculuğunda nasıl ilişkileri olduğunu, staja başladığını onun yanında genç bir haberci televizyoncu olarak ondan nasıl feyiz aldığını anlatıyor. Yani bu yani senin baban ama Türkiye'nin Halit abisi. Pardon da. Ve öyle değil. Bir iki satırla yazmıyorlar. Hangisi hatırlamıyorum. Uzun uzun yazmış duygularını, hikayesini. Yani oradaki üşenmeden ve içinden gelerek uzun uzun paylaştığı duyguları var birçok ismin. Yani başsağlığı dileyip bir iki satırla yazanlar, o duygularını aktaranların dışında hikaye şeklinde yazanları da gördüm ben. O anlamda yani Allah rahmet eylesin çok saygın biri olduğunu bir kez daha anladık ölümünden sonra. Yani Hani insan der ki babamın sevildiğini biliyordum ama bu kadar bu da sevildiğini kadar. bilmiyordum. De Evet. yani kimse kusura bakmasın da Ümit Kıvanç'ı ben tanımıyorum. Yani Hiç şahsi görmedik. Evet. tanıştığım yok. Show business'ta bir yeri yok. Hiç karşılaşmadım ama Halit abiyle en az 100 defa karşılaştım, sohbet ettim. Haber yaptım, telefonla konuştum, önerilerini dikkate aldım. Bütün bunları anlattığım zaman nasıl ki Ümit Kıvanç'ın bende karşılığı yok, Ümit Kıvanç'ta da ben karşılığı olmayan biri olabilirim. Tabii Ama mutlu. yani Halit Kıvanç başka bir yerde. Yani hepimizin yani dediği gibi pardon ya. abisi, ustası, duayeni kendi adıma söyleyeyim. Çok şey öğrendik ondan. NTV'de yaptığı programlar, radyoda yaptığı programları yolda giderken öyle şeyler öğrenmiştim ki ben. Yani bunun herhalde sözle söylenecek değeri yok. O kadar derin bir derin derya. Yani Allah rahmet eylesin. Belki üzüntüyle söylemiş ya da bir soru karsında Abi bir diyelim yutkun ya. ama Bir yutmadan önce bir yutkun. Yani Orhan Gencebay'ın ismini vermekle aslında diyor ki biz ailece iktidara yakın değiliz. Siz bakmayın iktidara yakın sanatçıların cenazemize gelmesine. Alt metin bu. Haziran'da seçim olacak. Yarın öbür gün. Yani yanlış anlaşılma. Ben alt metin olarak bunu okuyorum ya. Niye Orhan Gencebay'ı hedef tahtasına koydu? ya şu Ya Orhan ötekileştirmeyi Gencebay'ı bir kaldırabilsek her şey yoluna girecekti. Ona çıkıp okkalı bir cevap verebilirdi ama vermedi ağır başlığında. Evet, bir İşte kez bunu daha rahmetli analım. bir kez Başka daha bir rahmetle Allah rahmet eylesin ailesine de sabır diliyorum.